Selam dostlar, sizlerle PvP atarken evlilik programları hakkında konuşacak. Bu arada artık montazat yapıyor, o konuşmuyor yani kanıtından gördüyseniz. Artık keyfim konuşuyor, çok saçma bu. Abi. Yani öyle. Bu arada SC fazlası kazanıyor. Belli. Şey atıyoruz, PvP atıyoruz. Şimdi evli programlar hakkında basitmeye harap gitsek hemen ilk olarak bir başlayalım deseydik. Oh my god, onu uçtur beni. Al bari yere bak bu. Helal lan. Şimdi bunlar hakkında bahsetmeye ihtiyaç gerek. Yere bakıyorlar, çarpmak gerekecek. Bu kadar enayilik yapmayın. Abi bak, İki okula gideceksin. Ananı tuttun yerden yere. Burayım seni kertten falan. Neyse çok saçma bu programlar açıkçası. Oha. Daha duramıyor o be. Neydi o be be? Ama ne yapıyordu? Gel buraya. Çok saçma yani gidip adam orada. Adamlar evlilik programına dansöz tutuyorlar. Bizim Türk milletindeki çöp çatan teyzeler vardı yani böyle ekli bunun ortamda şeyi işte şu Rıza'nın oğlu Ayşe'nin kızına verelim, çok yakışırlar ya. Bunları izliyorlar ya, alıyorlar taktikleri. Diyorlar işte bunları böyle ortaya çıkartalım, iki göbek attıralım. Tamam işte. Zaten devlet veriyor onlara emekli maaşı, bu teyzelerle bu programları koyup nerede izleyip yemek yapıyor ve 0-8 kalp aldım ananın avratı. Neyse evde oturup yemek yapıyor ve şu adamı sikeyim. Sanki kim orada sikeyim ananın. Tamam abi bu Allah belanı mısın? Oturuyor bunu izliyor. Koyuyor yemeği, sonra yemeği yiyor. Hadi lan abi. Şimdi böyle örneğin bir taktiği yapalım bunları. Oh my god. Oh my god. Bu adam felaket oynuyor biliyorsun. Bu arada ısınmadığım için zaten eskiden çekiyorum. Biraz eğlence olsun diye açıkçası gidip ısınmaya düşenim. Ödev falan zaten amına koydum ortaya. Adam. Oh 6. Neyse. Ondan sonra bu çöpüş adam teyzeler sayesinde bu programlar reytingi kırıyor. Sonra işte evlilik programı. Ya abi böyle şeyler izlemeyin yani. Bunlar saçma şeyler. Bana ne abi başkasının özel hayatına veya aşk ilişkisine. Yani neymiş televizyonda, televizyonda seni böyle bir bölümde çok gördüm. Çok sevdim, seninle tanışmak istiyorum. Seninle evlenmek istiyorum. Abi ya, bu nedir abi, yani televizyonu gördüğün birini de tanıyabilirsin. Kadın çıkıyor da diyor ki arabası olsun, evi olsun. Sen gidiyorsun, ben seni seviyorum. Ya belli bir kadın seni yani paran istiyor, bir yarın iflas etsen ne olacak? Bilecek böyle muhtazar bizim, benim keyif biliyorsunuz. O da çıkmaya çalıştı, ben zor tuttum yani. Pembe dinozor orada gördü o. Sonra pembe dinozor bizim Muhtazan arkadaşı var, babası kerhane işletiyor. Ona verdiler yani pembe dinozoru. Muhtazan şu an zaten depresyonda ama konuşamıyor dediğim gibi. Sadece anı sikiyor ona yani. Neyse. Yani bu programlar bence saçma gençler. Yani bu şey izlemeyin bunları. Çöp çatan teyzeler. Önerim bir taklidi yapalım. Abi sen teyzeniz taklidi yapayım mı? Oha abi ananı. Yani yuh yuh ebene kurdum çocuğu. Ona nasıl çıkmış?
Neyse kusura bakmayın ama gerçekten küfür hak ettim. Yani böyle saçma şeyler gençler. O yüzden böyle şeylere inanmayın yani. Boşuna artistik yani yapmayın, gidin abi dışarıda illa sizi seven. Hiç yoktan bakın gençler, hiç yoktan sevmesiniz ve bir mantık evliliği yaparsınız. Yani bunu, gerçi bunların bitlersinden bana düşünüyorum ama yani böyle ben kendi görüşümü belirttim. Evlilik problemler hakkında bir öğrenim de bir şey yani. Videomuza bu kadar mı gençler yani. Umarım beğenmişsinizdir. Ağrısını attığınızda bilet alacağım. Geç böyle tuşa bastığınızda söyleyeyim. Nedenim misal çok program çok çatan teyze. Bak. Muhtazer'le ben bu tipi soru nasıl barıştırdım? Onu işte öyle. Yani Ayşe ile Fatma'yı nasıl barıştırdım? Bak bunu bizim Huye'nin oğlunda da deneyebilirken alıyorduklar abi. Sonra işte onlar böyle böyle dönüyor yani. Evde boş kalan teyzeler ev maaş alıp çayını koyup bunları izliyor. Sonra misafirler gidiyorlar. Açıyorlar poğaçaları, bilekleri. Akşama şu başlıyor, şu program başlıyor. Şunu izleyelim. Yani bu işler böyle. Direkt koydum zaten oradan çabuklusun ya. Neyse kimse kendinize iyi bakın. Bir de günler için bir kendinize iyi bakın. Dostlar like veriyorum atmayı. Peki sizi seviyorum. Görüşmek üzere ve bye bye.